Tonguçtan herkese merhaba. Konumuz ısı ve sıcaklık soru çözümü. Önce bir programımıza bakalım. Ne yapıyoruz? Soru çözümünü yapıyoruz. Önümüzdeki haftada elektrik yükü ve elektrikle yüklenme çeşitlerini yapacağız. Ve Nisan ayında bu şekilde bitireceğiz. Bir de şunu tekrar tekrar söylüyorum. Soru çözümü yap. Yapacağız. Soru çözümü yapmadan fizik yapmak zor. Bunu defalarca söyledim. Şu an ne yapacağız? sıcaklıkla ilgili soru çözümü yapacağız. Genel bir tekrar yapacağız. Arkasından siz de kitaplardaki soruları çözerek bu tekrarı daha sağlamlaştırabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bir neler öğreneceğimize bir bakalım. Isı ve sıcaklıkla ilgili soru çözülen sorular çözeceğimizi zaten söylemiştik. Müzik İlk sorumuza bakalım. Deniz seviyesinde 1 atm basınç altında x termometresi suyun donma ve kaynama sıcaklığının sırasıyla eksi 10 santigrat derece ile 190 santigrat derece olarak ölçüyor. Bir X termometresi yapılmış. Suyun donma noktasına eksi 10 denilmiş. Gördüğünüz gibi ve kaynama noktasına da 190 denilmiş. Ve buna göre 25 santigrat derece olarak ölçülen bir ortamın sıcaklığı X termometresi ile kaç X derece olarak ölçülecektir. Hemen suyu da yazdığımızda buraya suyu suyun... Donma noktasına 0 santigrat derece, kaynama noktasına ise 100 santigrat derece demişti. Ve buradan ne görüyoruz? Bunların aralarında 2'ye 1 ilişkisi var. Yani bu adam burayı 200'e bölerken bu adam burayı 100'e bölmüş. Demek oluyor ki bu 2 yükselmiş. Dolayısıyla bu da 1 yükselmiş oluyor sevgili gençler. O zaman bunun 25 santigrat derece yükselmesi demek 25 yükselmesi 2'ye 1 durum vardı. O zaman bunun da... %50 yükselmesi anlamına gelecektir. Ve eksi 10x olduğuna göre artı 50 yaparsak hemen yazalım. Eksi 10 artı 50'den ne görüyoruz? 40x derece görüyoruz sevgili gençler. Diğer sorumuza bakalım. Eşit kütleli K ve L maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi olmaktadır. K ve L'nin öz ısıları CK ve CL olduğuna göre CK bölü CL oranı kaçtır? Şunu hatırlayalım. Q eşittir M çarpı C çarpı delta kel macit. Yani bir Maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı delta T'ye kadar artıyor ki ısı verildiğinde. Tam tersi bundan ısı alındığında ise sıcaklığı delta T kadar azalıyor. Burada zamanla ısıtılma durumu olduğuna göre demek ki bu maddelere ısı veriliyor. Ve der ki bize özdeş ısıcılar. O zaman burada şunu söyleyebilirim. 2T'de başlamış L ısıtılmaya dikkat ederseniz. Ve 3T süresi söz konusu olduğunda ne kadar süre geçti? T kadarlık süre geçti. Bu T sürede buna Q kadar ısı verilmiş olsun. Gelelim K'ya. Köşeyi kestiği nokta ister bura ister bura ister bura fark etmez. Burayı aldığımız düşünürsek 1 T sürede yani buna da Q kadar ısı verdiğinde bunun sıcaklığı ne kadar değişiyor farkındaysanız 1 T kadar değişiyor. Ama L'nin sıcaklığı ne kadar değişmişti? Bakalım sıfırdan neye çıkmış? 2 T'ye çıkmış bunun sıcaklığı. O halde bir Q ısı veriyoruz. K ile başlıyorum mk çarpı ck çarpı sıcaklığı t kadar değişmiş. Yine e, l için bir q ısısı veriyoruz. ml çarpı cl yani öz ısı çarpı sıcaklığı 2 t kadar değişiyor. Ve der ki bize kütleler eşit. O zaman bunun kütlesine de m, bunun kütlesine de m dediğimiz takdirde taraf tarafa oranlarsak t'ler birbirlerini götürürler, q'lar birbirlerini götürürler. O zaman ck bölü cl oranı 2'yi buraya attığınızda 2 gelmiş olur sevgili gençler. Ne yaptık? Dedik ki bu grafiğe baktığımızda verilen ısıyla sıcaklığın ne kadar değiştiğine bakarsak dedik onların M çarpı C'ler arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Ve sonra kütleleri değişti olduğuna göre o zaman M'ler zaten birbirlerini oranlamış olacaklar. CK bölü CL oranı da buradan 2 gelmiş olacak sevgili gençler. Sorumuz 10 gram K katısı ile 20 gram L sıvısı ısıca yalıtılmış bir kapta Karıştırılıyor. K ve L ısıl dengeye geldiğinde kapta 5 gram K sıvısı ve 20 gram L sıvısı olduğuna göre. Burada bakacağız ne olmuş. Şimdi 20 gram L sıvısı ve 20 gram yine L sıvısı. Demek ki sıvı olarak kalmış. Pekala bu cepte. Sonra katıya gelelim. 10 gram K katısı sonra ne olmuş 5 gram K sıvısı. Şimdi dikkat ederseniz 10 gramlık K katısının öncelikle belki erime sıcaklığında ya da değil bilmiyoruz. Katı önce erime sıcaklığında çıkacak ki çıktığını düşünelim. Sonra da 5 gram da eriyecek. E zaten katının erimesi için kesinlikle bir ısı verilme durumu söz konusu. O halde L'nin kesinlikle ısı verdiğini, K'nın da ısı aldığını söyleyebiliriz. İlk durumda L'nin sıcaklığı K'ninkinden büyüktür. Niçin? Büyüktür. Doğrudur. Çünkü ısı alışverişine sebep olan tek şey sıcaklık farkıdır. Kimden kime ısı geçmiş? Buna kabuna L dediğimde L'den K'ye ısı geçmiş ki K katısının 5 gramı erimiş farkındaysanız o zaman burada sıcaklık farkı olmalı. Şunu söyleyeceğiz. Mesela bunların sıcaklıkları eşitse kesinlikle aralarında ısı alışverişi net bir şekilde söylüyorum olmaz. Bu durumda bir doğrudur. K L'ye ısı vermiştir. K bakalım L'ye ısı vermek yerine L'den ısı almıştır ki 5 gramı erisin gençler. Bu yanlış olmuş oldu. Denge sıcaklığı K'nin ilk sıcaklığına eşittir. Bakalım şimdi şöyle ki bu direkt erimeye başlamış gibi düşünüyoruz orada. O zaman K katısının 5 gramı erimiş ve geri kalan 5 gramı eriyemiyorsa burada şu olmuş. Yani alınan ısıyla, alınan ısıyla yarısı erimiş, diğer yarısı eriyememiş. Artık ısı alışverişi bitmiş. O halde o anki sıcaklığı, erime sıcaklığı olduğuna göre o anki sıcaklığı neyse o sıcaklıkta kalmış anlamına gelir. Buradan da bunu söyleyebiliriz. O zaman denge sıcaklığı K'nin ilk sıcaklığına eşittir. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür sevgili gençler. Evet artık diğer sorumuzdayız. Eşit kütleli ve katı haldeki X, Y ve Z maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakınız kütleler eşit burası önemli bir bilgi ve bunlar katı haldeymiş. Daha sonra sıcaklığının değişmediği yerler var görüyor musunuz? Burada bunun da burada sıcaklık değişmiyorsa ısı verildiği halde ne olmuş oluyor orada? Hal değiştirmiş oluyor. Yani katı olduğu için burada bu burada bu burada burada yani bu da burada eriyor anlamına gelecektir. O zaman bu sıcaklıklar Z için erime sıcaklığı, bu da Y için erime sıcaklığı, bu da X için erime sıcaklığı gördüğünüz gibi. Üç madde de birbirinden farklıdır. Evet, bunların erime sıcaklıkları çünkü birbirinden farklı ki erime sıcaklığı zaten ayırt edici bir özellik doğrudur. İkincisine bakıyorum. X'in hal değiştirme ısısı Y'ninkinden büyüktür. Bakınız kütleler eşit. Erime ya da hal değiştirme için L yazdığımda şöyle erime ısısı pardon L yazdığımda M çarpı L eşittir Q. Yani e, M gramın M kadar kütlenin hal değiştirmesi için gereken ısıya e, Q diyorduk. Q eşittir M çarpı L. Ve bunların kütleleri eşit olduğuna göre alıyorum bunu Kimle başlayalım? X ile başlayalım. X'in kütlesi çarpı X'in erime ısısı eşittir. Ne olmuş tamamı eriyebilmesi için? Burada iki bölmelik ısı verilmiş. Her bir bölmede e, T kadar süre geçtiğini düşünürsek her bir T'de Q kadar ısı verilmişse o zaman burada 2Q kadar ısı verilmiş oldu. Yerine Diğeri, buraya 2Q yazıyorum. Sonra diğerine geliyorum. Kimdi? Diğeri y Y'di. Y'ye baktığımızda Y de aynı şekilde yine o da 2Q kadar ısı almış. Kütlesi M kadar çarpı L, Y eşittir. 2Q. Bundan şunu söyleyebilirim ben. Bunların hal değiştirme ısıları baktığınızda birbirlerine eşit oldular. Taraf tarafı oranladığınızda zaten oran farkındaysanız bir geliyor. L, X eşittir. L, Bakalım büyük müdür? Hayır eşittir. O yüzden ikincisine bay bay diyoruz. Y ve Z'nin hal değiştirme ısıları eşittir. Hemen bakıyoruz Y ile Z'ye. Değildir. Çünkü kütleleri eşit. Farkındaysanız Z'nin erimesi için ...bir bölmelik ısı verilmesi yeterli olmuş. Yani ona Q kadar ısı verilmiş. Ama Y için ne kadar verilmişti? 2Q kadar ısı verilmişti. O zaman Y'nin hal değiştirme ısısı Z'ninkinden büyük oldu. Üçüncüsüne de yine bay bay diyoruz. Cevabımız bu durumda yalnız birdir sevgili gençler. Eksi 10 santigrat derecede M1 gram buz artı 10 santigrat derecede M2 gram suyun içine atılırsa buzun ancak yarısı eriyebiliyor. Buna göre M1 bölü M2 oranı kaçtır? Bir grafik çizelim isterseniz burada. Grafikte suyun sıcaklığı sıfırın üstünde olacak. Çünkü ne oluyor? Artı 10 santigrat derece diyor bize. Artı 10'u getirdik koyduk. Sonra buzun sıcaklığı da eksi 10'muş. Ve, ve buzun ne diyor bize dikkat ederseniz? E, M2 gram suyun içine atıldığında ancak yarısı eriyebiliyormuş. Eriyebildiğine göre o zaman bunun önce sıcaklığı 0 santigrat dereceye çıkacak. Çünkü erime sıcaklığına gelmeden buz katiyen eriyemez. Sonra da bir miktarı zaten eriyecek. Burada biraz hal değiştirecek diyoruz. O arada ne olacak? O arada suyun da sıcaklığı 10 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye kesin düşmüştür diyoruz. Çünkü düşmeseydi buzu eritmeye devam edecekti. O zaman bunun sıcaklığını sıfıra düşürmüş olduk. Burada Suyun sıcaklığı artı 10'dan 0'a düştüğü için delta T'si 10 santigrat derece oldu. Bunun da sıcaklığı önce 0'a çıktığı için delta T'si yine bunun da 10 santigrat derece oldu. Ama bir de dikkat ederseniz hal değiştirme için bir ısı almış oldu. O zaman Q alınanla Q verilen birbirlerine eşit olmalı dedikten sonra kim ısı alıyor? Buz ısı alıyor. Buzun sıcaklığını önce 10 santigrat derece arttırdığım için buzun kütlesi, ki ne kadardı bu? m de çarpı C buz 0.5 çarpı sıcaklık değişimi 10 yazıyoruz. Bir de bir de bak yarısı hal değiştirmişti. Yani M1 bölü 2 çarpı L erime o da 80 yarısını da erittik. Bunun için gereken ısıyı su vermiş oldu. Onun kütlesi M2 çarpı suyun öz ısısı 1 sıcaklık değişimi de 10'dan 0'a düşeceği için 10 olmuş oldu. Yani su bu kadar ısı verdi. Buz da önce sıcaklığını sıfıra çıkardı sonra yarısını eritmiş oldu gördüğünüz gibi. Buradan 5M1 olacak artı 40M1 olacak eşittir. Burası ise 10M2 olacak gördüğünüz gibi. Evet bundan sonra da 45M1 eşittir. E, ne olmuş oldu? 10M2 oldu. Bize ne soruyor? M1 bölü M2'yi soruyor. Hemen yazalım. 10 bölü 45. Hadi ikisini de 5'e bölelim. Buradan da 2 bölü 9 çıkmış oldu. Sorumuzun cevabı sevgili gençler. Evet şimdi geldik. Uzunlukları birbirine eşit olan kaleme çubukları köşelerinden birbirine menteşelenmiştir. Çubukların sıcaklıkları dağıtıya kadar arttırıldığında üçgendeki iç açılar 90 derece, 60 derece ve 30 derece oluyor. Buna göre KLM'nin boyca genleşme katsayıları sayıları e, lambda K, şöyle yazalım, lambda L lambda m yazalım. Ufak bir dizgi şey olmuş. Arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bakınız bunların sıcaklıkları arttırıldığında hepsinin boylarında bir artış olacak. Yani boylarında uzama olacak kesin. Ve bunların ilk başta bir eşkenar yani normalde boyları eşit diye buradaki açılar hepsinde birbirlerine 60-60 olacak şekilde eşit bir eşkenar üçgen oluşturuyorlardı. Tamam. Ve ilk boyları da hepsinin L kadardı, L kadardı, L kadardı. Boylar eşitti yani. Daha sonra hepsinin sıcaklığı arttırıldığında boylarında artış oldu. Bakalım kimin boyunda en fazla artış olmuştur baktığınız zaman 90'ın karşısında L yani hipotenüs geldiğine göre o zaman L'nin boyu en fazla artmıştır diyoruz. 60 derece ile 30'a baktığımda mesela şöyle yazabilirim. 30'un karşısı A uzunluğunda ise 60'ın karşısı A köküçtü. 90'ın karşısı da 2A'ydı. Bakıyorum hepsini boy uzamıştı ya. K L'den A'ya çıkmış. Sonra M'ye bakıyorum. M ise L'den A köküçe çıkmış. Sonra e, kime bakıyorum? L'ye bakıyorum. O ise L'den 2 A'ya çıkmış. Yani en fazla uzayan dolayısıyla L olmuş gördüğünüz gibi. L'nin genleşme kat sayısı kimden daha büyük olacak? M'den daha büyük olacak. M'nin de genleşme kat sayısı K'dan daha büyük olacak. Gördüğünüz gibi sevgili gençler. İlk boylar eşit. Sonraki boylara baktığım zaman en fazla 90'ın karşısı olan hipotenüs de olmuştur diyoruz. En fazla uzama. En az uzama da 30'un karşısındaki kenar olan K'da en az uzama olmuştur. O zaman K'nın genleşme katsayısı en küçük. L'nin de K'nın genleşme katsayısı ise en büyüktür gördüğünüz gibi sevgili gençler. Kest alanları şekilde verilen KL, M kaplarında eşit yüksekte aynı sıvılar bulunmaktadır. KL, M kaplarındaki sıvıların sıcaklığı eşit miktarda artırıldığında sıvıların son yükseklikleri HK, HL, HM oluyor. Buna göre HK, HL, HM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakınız, şimdi burası dikkat ederseniz S alanına sahip bu kadar yüksekte bir sıvı var. Buradaysa 2S alanına sahip bu kadar yüksekte sıvı var karşımıza. Burada 3S alanına sahip bu kadar yüksekte sıvı var. Sıvıların yüksekleri aynı farkındaysanız. Şöyle diyelim mi? Bunların e, sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyormuş. Şimdi dikkat. Bir genleşme durumu söz konusu. O zaman şöyle bir şey diyebilirim. E, bir miktar belirlerim. Tamam bir miktar hacim belirlerim. O miktar üzerinden ilerlerim. Mesela burada S alanına sahip bu yükseklikteki sıvının yükselmesi bu kadar olsun. Bak bu kadar oldu. Sonra buraya geliyorum. Şimdi bunu soldakine benzeteceğim. Nasıl mı benzeteceğim? Bunu tam ortanın ikiye bölersem sol tarafta S kadar sağ tarafta S kadar olmuş oldu. E tamam. Hani aynı sıvı vardı? Evet. Ve aynı zamanda sıcaklıkları eşit miktarda arttırılmıştı. Evet. Bunları birbirinden bağımsız düşünürsen sol taraftaki bu kadar yükselecektir. Sağ taraftaki de bu kadar yükselecektir. Sonuç olarak Soldaki kap ile ortadaki kap eşit yükselmeye sahip olacaktır gördüğünüz gibi. Ama buraya geldiğimizde burada da şunu ortadan çektiğimizde burası S kadar burası da S kadar dersek bunlar S S sol taraftaki kaplardaki yükselme kadar olacak görüyorsunuz değil mi? Aynı yükselme oldu fakat şöyle bir şey var bu yanlardakiler ne olacak? Bunlar da yerleştiler. Yani bunların da hacmi arttı. Bunların hacimlerindeki artış burası kapalı, burası kapalı. Burada yükselme olmayacağına göre nereden yükselecek bunlar? Buradan yükselecekler. Yani buraya bir miktar ilave yükselme gelecektir. Gördüğünüz gibi M'nin yüksekliği e, K ve L'nin yüksekliklerinden daha fazla olacak. K ile L ise birbirlerine yaptığımız ilişkiye göre birbirlerine eşit olacak sevgili gençler. Yazacak olursak HK ile HL birbirlerine eşit. M'nin e, yükselmesi ise daha büyük olduğu için HM onlardan daha fazla yüksekliğe sahip olacak gördüğünüz gibi. Diğer sorumuzdayız. KLM metal çubukları. Şekil birdeki gibi birbirine perçinlenmiştir. Metaller soğutulduğunda şekil 2'deki biçimi aldıklarına göre K, L, genleşme katsayıları lambda K, lambda L, lambda M arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bu şekilde perçinlenmiş olan çubukları yarım yarım düşüneceğiz. Neden? Çünkü alttakinin tamamı M. O zaman bunu tam ortadan ikiye bölersem yarısı M'nin yarısı solda kaldı. M'nin diğer yarısı sağda kalmış oldu. Bize der ki soğutmak. Şimdi sıcaklığını azalttığımız zaman e, genleşme yerine bu sefer büzüşme oluyor. Yani küçülme oluyor. Dolayısıyla dolayısıyla genleşme kat sayısı daha büyük olan daha çok büzüşecek burada. Onu söyleyeceğiz. Şimdi K ile M'ye baktığımda K ile M ikisinin de boyu kısalıyor. Bak ikisinin de boyu kısalıyor. Hangisinin boyu daha kısa olacaksa o içeride kalacak. Bakıyorum K ile M'ye şu yarısını aldığımda bak M daha kısaymış ki içeride kalmış. Ya da K daha uzunmuş ki dışarıda kalmış. O zaman daha çok kısalan kim olmuş oldu? M olmuş oldu. M'nin daha çok kısalması demek M'nin genleşme katsayısının K'nın genleşme katsayısından daha büyük olması demek. Gördünüz mü? Sonra buraya geliyoruz. Buradaysa içeride kalan kim olmuş? L olmuş. Demek ki L daha çok kısalmış. Kimden? Alttaki M'den. O zaman e, aynı boyda olan L ve şu M'nin diğer yarısı. Yani şundan bahsediyorum. Aynı boydalardı bunlar. O zaman bunların sıcaklığı azaldığında... E, kısalacaklar. Kim daha çok kısalacak? Burada içeride kaldığı için L daha çok kısalacak. Kısalmış ya da öyle söyleyelim. L'nin kısal daha çok kısalması demek L'nin genleşme katsayısının M'nin genleşme kas sayısından daha büyük olması demek. Evet. O zaman sıralama oldu artık. Lambda L büyüktür. Lambda M sonuç olarak o da büyüktür. Lambda K olmuş oldu sevgili gençler. Evet bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Aynı ortamda yeteri kadar bekletilmiş su dolu sürahi ve su dolu bardak ile ilgili. 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere ortamın aynı olması demek bunun bulunduğu ortam ve bunun bulunduğu ortam aynı olduğu için buradaki sıcaklıklar eşit olmalı demek. Ortamın sıcaklığı 20 santigrat derece ise o zaman sürahi ve suyun sıcaklığı da 20 santigrat derece bardak ve suyun sıcaklığı da 20 santigrat derece diyeceğiz. Bu bir. İkincisi her ikisi de su. E, su olduğuna göre ve sıcaklık da aynı olduğuna göre yani ortam koşulları vesaire her şey aynı zaten. E, öz ısı bir özellik. İkisi de su olduğu için bunların öz ısıları birbirlerine eşittir. Bu kesinlikle doğrudur. Sürahideki suyun ısı sırası bardaktaki suyunkinden büyüktür. Dikkat ederseniz hem yükseklik olarak daha fazla hem de daha geniş. Buradan suyun, e, sürahideki suyun kütlesi daha büyük olacak. Şöyle yazalım. Sürahideki suyun kütlesi bardaktaki suyun kütlesinden daha büyük olmuş oldu. Ve e, ısı sahası büyük C ile gösteriyoruz. Kütle çarpı öz ısı idi. Bunların öz ısıları aynı değil mi? O zaman sürahinin kütlesi daha büyük, sürahideki suyun kütlesi daha büyük olduğuna göre o zaman sürahideki suyun ısı sahası daha büyük olacak. Bakalım öyle mi demiş? Evet öyle demiş. O yüzden ikincisini de doğru görüyoruz. Bardaktaki suyun ısısı sürahideki suyunkinden küçüktür. Bakınız burada tam da Dikkat edilmesi gereken yere gelmiş olduk. Isı sahip olunan bir şey değildi. Yani bardaktaki suyun ısısı diye bir şey söz konusu değil. Sürahideki suyun ısısı diye bir şey söz konusu değil. Isı aktarılan enerjiydi. Yani bir yerden bir yere geçmekte olan enerjiydi. Mesela iki kalem. Bakınız bunun sıcaklığı daha büyük, bunun sıcaklığı daha küçük. O zaman bunları birbirine dokundurduğum zaman sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana doğru ısı geçer. Yani enerji geçer diyoruz. Aktarılan enerji diyoruz ısı için. Bu durumda 3 kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 dirir gençlik. Evet. Diğer sorumuz X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama sıcakları tabloduk gibidir. Maddelerin sıcakları 5 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye çıkarılırsa X, Y ve Z maddeleri kaç farklı halde bulunur? Bu sıcaklıkları bu tabloda yerleştireceğiz. Mesela 5 santigrat derece 50'den daha büyük. Buraya koydum. 40 santigrat derecede 30'dan daha büyük. Gördünüz mü? O zaman e, erime sıcaklığı bu olduğuna göre bu şu anlama gelir. Burada katı madde, burada sıvı madde, burada ise gaz olan maddeden bahsedeceğiz. O halde x'e baktığımızda 5 santigrat derece olduğunda x bu aralıkta yani sıvıdan neye geçmiş? Gaza geçiş olmuş. Yani iki farklı şekilde bulunmuş. İki farklı. Y'ye geliyorum. Eksi burada 5 santigrat dereceyi eksi değil pardon. 5 santigrat dereceyi buraya yerleştirelim. 5 buraya yerleşti. Diğeri neydi? 40. 40 santigrat derecede buraya yerleştiriyorum. Ne olur? Katı ve sıvı durumları söz konusu. Yani bir hal değiştirme varsa sadece e, katıdan işte sıvıya geçiş olacak. Sadece burada bir erime e, durumu söz konusu olacak. O zaman Y de iki farklı halde bulunur. Ve son olarak Z'ye geldik. 5'i getirip koyuyoruz. 5 burada olacak 0 ile 80 arasında. Bir de kim var? 40. 40 da 0 ile 80 arasında olacak. O zaman herhangi bir şekilde hal değiştirme olmamış. Bu arada sadece farkındaysanız sıvı. Yani bir farklı halde dediğimiz gibi bulunuyor. Daha doğrusu sadece sıvı bulunabiliyor. Sıvı şeklinde bulunabiliyor sevgili gençler. Evet ne öğrendik? Isı ve sıcaklıkla ilgili bayağı bir soru çözümü yapmış olduk. Genel bir tekrar etmiş olduk. Geldik şimdi ödüllü soruya. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.